20 yıl önce komünizmin sembollerinden orak ve çekiç damgalı kırmızı bayrak Rusya'da işte böyle ayaklar altına alındı. Rejimin çöküşüyle Leningrad, St. Petersburg'a, Sovyetler Birliği ise Rusya'ya dönüştü. 8 Aralık 1991 Sovyet Rusya'nın resmen sona erdiği gün oldu. Rusya'nın ilk başkanı Boris Yeltsin, Beyaz Rus ve Ukraynalı meslektaşlarıyla bir yandan birliğe son noktayı koyarken diğer yandan da bağımsız devletler topluluğunun temellerini attı. Birliği oluşturan cumhuriyetler bağımsızlıklarını ilan etmekte gecikmedi. 15 Sovyet Cumhuriyeti'nden 12'si bağımsız devletler topluluğu çatısı altında toplandı. Baltık ülkeleri bağımsız devletlere katılmadı. Dünyanın iki süper gücünden birinin tarihe karışmasındaysa alnı lekeli adam Mikhail Gorbaçev önemli rol oynadı. 1985'te devlet başkanı olan politikacı, ekonomik ve siyasi sistemi yeniden yapılandırmaya başladı. Perestroika, yani yeniden yapılanma sürecinde en büyük destekçilerinin arasında Boris Yeltsin de vardı. Fakat Yeltsin reformların yeterince hızlı ilerlemediği kanısındaydı. 1987'de Yeltsin'in Gorbaçev'i sert bir dille eleştirmesi partiden uzaklaştırılmasına mal oldu. Fakat Yeltsin 1991'de ise yeni Rusya'nın ilk başkanı olmayı başararak muhteşem bir dönüş gerçekleştirecekti. Aynı yıl Komünist Parti'nin muhafazakar kanadı Gorbaçev'in Kırım gezisinden faydalanıp darbe girişiminde bulundu. Halk bu girişime büyük tepki gösterdi. Yeltsin askerleri halka katılmaya çağırdı. Ordu taraf değiştirince darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Yeltsin ile Gorbaçev arasındaki dengeler altüst olmuş, alnı lekeli liderin bileti kesilmişti. Gorbaçev Kırım'dan dönerken görevinin sona erdiğini tahmin edebiliyordu. 25 Aralık 1991'de verdiği istifasıyla komünist rejim de tarihe karışmış oldu. Fakat Rusya 91'den bugüne kadarki süreçte Yeltsin tarafından hayal kırıklığına uğramış, yerine geçen Putin ise Yeltsin'i aratır hale gelmişti. Gorbaçev ise rövanşı almak için 20 yıl sonra tekrar sahnedeydi. Gerçek bir demokrasiye sahip değiliz. Hükümet halkından korktuğu, olayları net bir şekilde açıklamadığı ve projelerini sunmadığı sürece de demokrasiden bahsetmek imkansız. Son seçimlerde büyük bir çıkış yakalayan Komünist Parti oyların %20'sini elde etti. Bu başarının arkasında hem hayal kırıklıkları hem de eskiye duyulan özlem yatıyor. Ruslar hala geçmişle gelecek arasındaki yolu bulmaya çalışıyor.